2018 yılından beri Arzum Elektrikli Ev Aletleri'nin Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Murat Kolbaşı, Eylül 2015 itibariyle Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Murat Kolbaşı, Arzum markasının sektöründe dünya çapında tanınan öncü bir firma olması yolunda önemli katkılarda bulundu. İlk defa Çin'e 1992'de gittim. 1992'den bugüne kadar, yani geçen 27 sene boyunca Çin'e her sene düzenli olarak gittim. Özellikle son 20 yıllık periyotta Çin hakikaten çok hızla değişti. Çok farklı oldu, gelişti ve artık Çin bugün dünyada belli bir ekonomik ölçüye geldi. Bütün bu değişimi gördük. Çünkü her bir havalimanı aslında uluslararası standartlarda, uluslararası şirketlerin iniş yapacağı hale geldi. Otobanlar tamamen 3 şeritli, 4 şeritli veya minimum 2 şeritli hale dönüşüp yollar ve hızlar arttı. En son Çin'e gittiğimde Hong Kong'da köprüyle Çin ana kıtaya bağlandı. Mainland dediğiniz gibi sizin ana kıtaya bağlanan bir Hong Kong söz konusu. Dolayısıyla bütün bunları yaşadık. Bu değişimi de ayak uydurduk tabii. Artık kırmızı ışıkta bisikletli bekleyenler yok ama bir sürü elektrikli otomotiv var yeşile dönsün hareket etmek için. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu üyesi, yine aynı kurumun Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı görevlerini üstlenen Murat Kolbaşı, Türk-Çin İş Konseyi Başkanı olarak da iki ülke iş çevreleri arasındaki diyaloğun kurulmasında kilit katkılarda bulunmaya devam ediyor. Şimdi Kuşak ve Yol İnisiyatifi aşağı yukarı yanlış değilsem 6. 7. yılında ve toplam ülke sayısı biz 60, 65, 70 derken bu hızla gitti. En son rakam sanki 72-73'leri geçti. Şimdi Türkiye Kuşak ve Yol Projesi'nde veya inisiyatifinde veya bizim DEİK söylememizle vizyonunda Türkiye'nin önemi şöyle önemli. İstanbul ile Şengay arasında bir çizgi çektiğiniz zaman bakıldığında Asya kıtasını aslında iki tane önemli şehri birbirine bağlıyor. Evet, Kuşak ve Yol'un çıkış noktası Şiyan ama Şengay ile İstanbul bu kıtanın çok önemli iki tane şehri. Evet, Kuşak ve Yol'da bunun alternatifleri olduğunu da biliyorum. Neticede Kuşak ve Yol toplam 6 tane güzergahtan oluşuyor. Ama batıya en yakın nokta olarak Türkiye'siz ulaşmak çok kolay değil. Doğudan batıya gelen o ticari araçların hepsinin batıdan doğuya dönerken boş dönmeyip Türkiye'den yük almaları da Türkiye'nin ihracatı için de çok kıymetli. Bunu Türkiye olarak, stratejik olarak da iyi ve doğru değerlendirebileceğimizi ümit ediyorum. Kuşak ve Yol zirvesine geçtiğimiz sene yapılan farklı toplantılara Mısır'da, Hong Kong'da, Pekin'de katıldım. Bu toplantıların önemi şöyle, bir kere Kuşak ve Yol inisiyatifinin vizyonunun anlaşılması açısından çok önemli. Çünkü bu büyük zirveler zaman zaman bir tetikleyici oluyor. Arkadan yapılan diğer toplantılarla da konular daha iyi anlaşılıyor. Ben o yüzden bu toplantıyı, bu organizasyonu, bu zirveyi de çok kıymetli buluyorum.